هو الذي تُرجَى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إمام رباني كنت فسر هذا الدين مكتوب bazılarını itikatla ilgili ehl sünnet itikadı ile ilgili olanları evvelce seçmiştik. Birkaç sene evvel bu mektuplardan bazılarını yapmıştık. Bunlar inşallah sizlere bir kitap halinde de arz edilecek. Yani bu sohbetler çözümlenecek ve itikat mektupları işte İmam Rabbani Hazretleri'nin akide ile ilgili mektupları. Çünkü neden? İmam Rabbani Hazretleri Müceddidi El-Fithani. ikinci bin yılın müceddididir. Ahmet El Faruk Serhendi Kudsesi burada e, en önemli vasfı da bu mücedditlik. Yani bin senenin geçmesiyle e, çok büyük bidatler çıkmış, Özellikle inatikat itik, bitatleri, ehl ee, el sünnet dışı fırkaların e, pis inançları e, ortalığı sarmış. E, bundan da tabii e, krallar e, işte emirler, valiler hep etkilenmiş. Ekber Şah İmam-ı Rabbani Hazretleri döneminde işte dinler arası diyalog, yeni bir din kurma çabasına girmiş. E, İmam-ı Rabbani Hazretleri olmasa yani Allah Teala onu vesile kılmasa yani bu e, tutacak hale gelmiş. E, 400 küsur sene evvel, 450 sene evvel e, bu olaylar e, tutsaydı bizim de etkilenmemiş e, kesinleşecek. Yani etkilenmememiz düşünülemez çünkü Hindistan coğrafyası özellikle o Ekber Şahlar falan onlarda Timur'un soyundan geliyorlar falan. Yani Türklerle de e, Hindistan'ın, Hindistan'da kurulan bazı devletlerin e, irtibatı var. Şu anda bir zaten 450 sene evvelki yayılan bir şeyin, pis bir inancın dünyaya ulaşmaması düşünemez. Onun için o noktada çok büyük hizmet görmüş ve bundan sonra kıyamete kadar geleceklere e, ehl sünnet itikadı hakkında özel ilimler hediye etmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde i̇mam Rabbani Hazretleri hakkında onun kendisine hitaben e, ende müjdeidun fil akî dedi. Müceddidlik ayrı bir şey. O ikinci birinin müceddidi olmak hasebiyle e, yüz, her yüzün başında gelen müceddide e, efendim benzemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten ilk binin başında, ikinci binin başında İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin gelmesiyle zaten üçüncü binin olacağını olacağına dair hiçbir hadis-i şerif rivayet yok. Üçüncü bine dair. Bu ikinci binde Hazreti Mehdi'nin zuhuru, işte İsa Aleyhisselam'ın nüzülü gibi bütün hadiselerin bu ikinci bin bitmeden, şu anda biz 1443'teyiz. Hicriye göre konuşuyorum. Dolayısıyla önümüzde bir e, 550 küsür sene var. Bu zaman zarfında bunların tahakkuk edeceğini zaten mektubatta bildiriyor. Ayet-i Kerime Şeriflerinde ortamındaki dişatı da bunun e, bu ikinci bir içinde bu işlerin e, toparlanacağını, eşraat saatin kıyamet alametlerinin e, tahakkuk edeceği, zaten İsa Aleyhisselam'ın nüzülü falan artık Yecüc mevcut o, onun zamanında olacağı için büyük alametler e, sınıfına giriyor. Ondan sonra kıyamet çok yakın olacak. Bu bakımdan İmam Rabbani Hazretleri'nin mektuplarındaki vurguladığı hususlar bizlerin itikadımızın muhafızası, ehl sünnetin devamı, bekası için çok önemli. Biz bu mektupları özel seçmiştik. Evvelde de herhalde bir elli küsur diye hatırladım böyle bir şey. 50 küsur ders yapılmış. Ee, şimdi ben mektubattan sıralı bütün mektupları okumuyoruz. Çünkü mektubatın her mektubu herkese alakadar etmiyor. Tarikat halleri var, tasavvuf makamları var. Ee, kendi şeyhi Bakı Billah Hazretleri'ne arizaleri var. Arz ettiği manevi hallerini sor, sordukları, cevap aldıkları mektupları paylaşmış. Ee, bu mektuplardan bize şimdi en mühim bizi ilgilendiren itikat, el-i itikadıyla ilgili mektuplar Bunları da evvelce de yaptık. E, şimdi de kalanları e, arkadaşlardan ben listelemiştik o zaman. O listeye göre hareket edeceğim. E, Mektubat İmam Rabbani'den birinci cildin e, 80. mektubu. Birinci cildin 80. mektubunu e, okuyorum. Şimdi baskılar değişiyor. E, onun için beni ders olarak takip etmek isteyenler. Mektup rakamından şey etsinler. Çünkü ben buradan bir sayfa veririm. Benim benim elimdeki baskı, çünkü biraz birkaç baskı çoğaldı. Eskiden tek baskıydı. Benim de gözlerim çok şey olmuyor diye. Büyük puntolu baskı aldım. O da sayfa değişti yani insanların elinde olan. Bizim medresedeki talebelerin elinde olandan. Onun için sayfa vermeyelim. Kafa karışır. Birinci cilde 80. mektup değişmez. Hangi baskıyı alırsan alıştır. İşte 3 ciltlik var, 2 ciltlik var işte efendim. Yani mektubatın kendi üç cilt de kendi içinde. İki ciltte basılan var. Üç ayrı ciltte basılan var vesaire. El mektubu semanun ilel mirza fethullah el hakim. E, mirza fethullah el hakim isimli bir zata yazılmış. Bu mektup neyi beyan ediyor? Fi beyan ennel firkaten naciyete fırkayı naciye diye geçiyor. Kurtuluşa erecek tek fırka. Fırka cemaat biliyorsunuz. Efendim e, naciye necattan geliyor yani. Kurtuluşa erecek tek fırka. Nereden? Min beynil <kûl> firakı selaseti <gûl> ve seb'ine firkaten min beynil <gûl> firakı fırkaların <gûl> arasından, grupların arasından. Öyle fırkalık es selaseti ve e, 73. Bu 73 ne cihetinden? Fırkaten. Fırka cihetinden temiz düşüyor. Yani 73 tane fırka olacağı sahih hadis-i şerifte bildirilmiş. Onu şimdi burada o hadis-i şerifi almamış. Diğer mektuplarında onu almıştır. Burada da bir son kısmını alıyor. Bu 73 fırkadan e, tek kurtulacak fırka, yani cennete hiç azapsız girebilecek fırka, e, kimlerdir? Min beyni firakı selaseti ve sebaine ehl-ü sünneti vel cemaati ehl-i sünnet vel cemaat mezheminin mensuplarıdır. ve bunu beyan etmek hakkında yazmış bu mektupta ve fil men'i engelleme hakkında neden iltifatı, iltifati e yani daha neyi beyan etmek için yazmış bu mektubu bu zata göndermiş e işte bir, bir mektup yazıyor. E, bir cilt kitaba bedel. Hiç bizim birbirimize yazdığımız mektuplara benzemiyor. Havadan, civadan, köyden, kentten sormuyor, soruşturmuyor. Ya insanların itikadını nasıl düzeltirim? Ameli nasıl tavsiye ederim? Emri bil maruf ne yani? Bak e, kıyamete kadar da efendim e, kalacak. Hepimiz istifade ediyoruz. İşte insan dinin e, dininin olursa, insanların itikadın tasfiye hizmetçi olursa böyle faydalı olur. Onun için biz de şu anda hastalar çoğaldı, imkanlar çoğaldı. Birbirine mesaj atalım, efendim işte telefona açalım, işte ne bileyim link atalım bu mektubat dersleri. insanlara ulaşsın, İmam Rabbani Hazretleri'nin ilimleri ulaşsın. Bu zaman zaten tamamen karanlık el bir atın karanlıkları her yeri sardı. Bu mektup onun için çok önemli. Özellikle Şia'ya karşı bu İran yanlıları var ya bunlara karşı efendim itikat bakımından e, onların e, dalaletlerini, sapık görüşlerini e, onları beyan edecek çok önemli meseleler anlatacak bu mektupta. Ta neyin beyan hakkında ve filmen ay minel iltifati yönelmekten engellemek için işte engellemek ne yani münker e neye yönelmek ile firakil mübtediati ile firakı fırkalar el mübtediati bidat ehli bidat ehli ne demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe döneminde olmayan inançlar fikirler ee, resapmışlar. sapmışlar işte onlara o fırkalara yönelmeyi engellemek istiyor çünkü neden insanları münkerden nehyetmezsek ehli sünnet dışı akımlara yönelişlerini, onları dinlemelerini, kitaplarını okumalarını, işte hocaların sohbetine gitmelerini falan e, uyarmazsak, engellemezsek ne olur? Öyle bir bela gelir, toptanımızı sarar. Evliyamız duası kabul olunmaz buyuruyor. Çünkü çok önemli. Ne yani mükerr yapmayanlar felah bulmaz. Biz niye bu reddiyeleri yapıyoruz? Biz sohbetlerimizde devamlı falan kişi falan kişi. Cık, reddiye yapmasak neyi yani münker vazifemizi ihmal etmiş olur? Bu da bizi ne yapar? Helak eder yani gece sabah kadar teheccüd kılsan, akşama kadar delali hayra doksan, salavat getirsen, Allah'ım salli ala sene, ala aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem vaaz etmeden, ders yapmadan, emri imranı yapmadan fayda etmez. Daha neden men etmek hakkında? Vel ihtilatı mahum, Onlarla e, karışıp görüşmek. Bak çok önemli. Çünkü ben size ne diyorum? Hep itikadında bidat olanlarla oturmayın, kalkmayın, yemeyin, içmeyin, görüşmeyin, muhabbet etmeyin. Bunlar çok önemli. Şeyim Rabbani bunu e, men etmek için bu mektubu yazmış ve ma daha o şeylerin beyan hakkındaki ki bu uygun düşüyor niye işte bu anlatılanlara münasip e, münasebet alan diğer bazı hususlar e, ifade edilecektir buyurur. Şimdi bir dua ile başlıyor Allah Teala cümle Allah Rabbani kutses Raziyye'nin bu duasla mazare eylesin. amin. Allahu <laughs> Subhanahu Allah Subhanahu rızıklan sizi bizi rızıklandırsın. Yani bize nasip etsin. Ta ve yakım size de. Neyi nasip etsin? El istikamete istikamet gösterebilmeyi. Yani dümdüz e, sap yana bele sapmadan e, efendim düz gidebilmeyi. Ne üzerine e, üzerine istikamet? Alacat şeriat şeriatı Mustafaviyeti. Eee Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme mensup olan onun bize getirdiği şeriat caddesi. Cadde zaten Türkçeleşmiş bütün Türkçe. Efendim her yerde cadde diyoruz mesela. O cadde dediğimiz Arapça bir kelime Cadde mesela. Sokak da Arapçada zukak olarak şey diyor. Arapçada zukaktır. Onda sokak yapmışız yani. Dolayısıyla bu kelimeler Arapçadır. Cadde yani geniş yol anlamına geliyor. Şimdi bu Allah'ın e, geniş yolu, Resulullah sallallahu aleyhi ve geniş yolu e, varken patika yollara sapmamak lazım. Onun için Allah Teala size de bize de bu geniş caddede istikamet edip dümdüz cennete e, efendim e, cehenneme uğramadan cennete gidebilmeyi nasip eylesin. Ala sahibi ha o şeriatın sahibi Muhammed Mustafa üzerine olsun. Es salatu ve selamu ve tahiyyetu salat selam ve tahiyyeler e, o şeriatın sahibine olsun. Amin. Ayn demiş o. Ayn o Mısra ara şiirin beytin mesela bir kısmına bir parçasına mısra deniyor. O mısra den ayn o ayn o demek. Mısran aynı yani bir mısra söylüyorum diyor size yani. Hazal emru baqi' min el Tabi Tabii bunları aslı Farsça olduğu için burada e, muaraptır yani Arapçaya çevrilmiş olduğu için biz o mısran belki e, o Farsça'da bilinen eee işte ya Mevlana'ya ait ya işte Molla Cami ait o gibi onlardan çok alır yani Muhammed Baqi Kutsalru onların şiirlerinden bir mısradır fakat tabi biz şu anda Arapça olarak bilinen meşhur şiirlerden mısralardan biri değil tabii. Hazevel emru işte iş budur. Yani benim sana şimdi anlatacaklarım şu bu dünyaya gelmemizin gayesi ve ahireti kazanmamız için gerekli olan iş budur. Vel baki bu anlatacaklarım dışında kalan hususlar kazandım, harcadım, yedim, içtim, evlendim, doğdum, doğurdum bilmem ne. Gel, o geldi konuştum, bu gitti efendim görüştüm. Bunlar minel abesi. Yani bu fuzuliyattandır. Abes, abes Türkçeleşmiş yani abesle iştigal. Yani dünyaya ahirete yaramayan işlerle uğraşılmamalı. Burada konuşacağımız şeyler nedir? Ehl-i itikadını tavsiye etmek, İnan el göre bir imana sahip olmak, ondan sonra işte salih amellerle meşgul olup ahiretimizi kazanmak. Dünyadan da zaruret miktarı helalından iyi bir içip geçinmek, çoluk çocuğu muhtaç etmemek vazifemizdir. Ama 73 fırka çıkmış. E, hepsi ben haklıyım, hak üzereyim diyor. Yoğurdum ekşi diyen yok bunların arasından biz hakkı nasıl bulacağız? İşte iş budur dediği e, ehl-i sünnet ben sana şimdi anlatacağım ve buna bağla, bağlanmanın, itikatta buna tabi olmanın esas vazifemiz olduğunu bilelim diyor. Ve küllü firkatin her fırka, kimlerden minel firak selati ve 73 fırkadan işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor e, Yahudiler 71 fırka oldu. Hepsi cehenneme gitti. Bir fırka müstesna. Musa Aleyhisselam'a tabi olup işte dini değiştirmeden ona tabi olanlar. Sonra Hristiyanlar yani onlardan 70'i cehenneme gitti. Bir fırka kurtuldu. Musa Aleyhisselam'a ümmet olan sahabe olanlar. Sonra Hristiyanlar 72 fırka oldu. Bunlar tabi geçmiş olduğu için oldu buyuruyor. Onun sonra vefterakatin nasara. İsteyin ve firkaten nasara. taifesi, Hristiyanlar. 72 e, fırka oldular. onlardan da küllüm finnar ila bir Biri hariç hepsi cehenneme doldu. 71'i işte İsa Aleyhisselam'dan sonra İncil'i değiştirenler, işte efendim dini bozanlar falan. E, Ayşe Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyen Haşa Meryem adımcı, Hanım'ı diyen falan sapıttı, gittiler. Bir fırka kaldı o da hiç, havariler işte Ayşe Aleyhisselam'a kendi e, dünyada tebliğdeyken şimdi tabi vefat etmemiş ama göklerde tabi şu anda insanlara muhatap değil. E, kendi tebliğ döneminde e, tabi olanlar sonradan da tabi efendim sallallahu anh, gelene kadar 500 küsur sene o arada e, Hristiyan yani Hristiyanlık bozulmuş, edilmiş, Hıristiyanlık diye bir din çıkarılmış ama İsa Aleyhisselam'dan gelen şeriatı muhafaza eden tek tük de olsa Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar kaldı. Yani Baraka bin Neferler gibi işte vesaire bazı zatlar evet. efendim, kitaplarda beyan ediliyor. Onlardan da 71'i cehennem tarafına ayrıldı. Bir fırka kaldı. Şimdi e, ee, Yahudiler 70 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar şey 71 ayrıldı, 70 bir fırkaya aldı. 70'i cehenneme gitti. Ee, efendim Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. 71 71'i cehenneme gitti. Efendim biri kaldı. İsa Aleyhisselam'ın dinini tahrif etmeden tabi olanlar. Ve defteri kuvveti. Onlar oldu bitti. Ama yakında benim ümmetim işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem hemen sonra ...harici çıktı, şia çıktı falan... ...Hazreti Ali döneminde şia çıktı... ...hariciler de yine o dönemde çıktı... ...bütün fitneler... ...işte Hazreti Osman Efendimiz'in... ...radıyallahu teala şehit edilmesinden sonra... ...artık patladı gitti... ...zaten Hazreti Ömer Efendimiz'in... ...radıyallahu teala şehit edilmesiyle... ...fitne kapısı, kapı kırıldı... ...kapı kırıldıktan sonra... ...anahtar tutmaz... ...her... ...bozuk itikad türedi... Yahudilerin bu işte çok parmağı var tabi i̇bn Yahudisini falan. Şianın özellikle kurulmasında. Ve se tefteri kuvmeti selaten Benim ümmetim de yakında yani işte hemen peşinde oldu yani 20-30 sene içinde. 73 fırkaya bölünecektir. Küllühüm finnâr. Hepsi cehennemdedir. İlla vahide tek biri müstesna. Öbürlerinin hepsi cehennemdedir derken hepsi kafir olduğu anlamına gelmiyor kafir olmasa da itikadında pislik olduğu için, ehl er sünnetten hariç olduğu için mutlaka itikadının pisliğinin, necasetinin kefareti için, temizlenmesi için cehenneme uğrayacak. Çünkü bu hadis-i hadisi başka mektubunda öyle buyuruyor. Hepsi buyuruyor için ferden ferde, Tek tek mutezileden, şiadan, haricilerden işte bu ve abi Selefi şunu Bir insan imanı kurtarsa bile cennete ilk girenlerden, cehenneme uğramadan girmesi mümkün değil. Mümkün değil derken Allah, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem haber veriyor. Onun haberleri vahidir. Hepsi diyor. Bu ne demek? Bir tane müstesna olmaksızın demek. Ama eli sünnetten de cehenneme girenler olabilir. İtikadından dolayı değil. Günahlarından dolayı olabilir. Ama cennete azapsız e, cehenneme uğramadan girecek olanlar ancak eli sünnetten olacaklardır. Ayrı bir şey. Buradan da cehenneme giren olabilir ama onun azabı tabii itikat pisliği olan gibi olmaz. Onda amel bozukluğundan dolayı azabı hafif olur, yenlik olur. Ondan sonra da tabii çok daha önce çıkar e, cennete gider. Itikat pislikleri e, uzun sürer. E tabii eğer itikadının bozukluğu onu şirke kadar, irtidada kadar, kafirliğe kadar götürmüşse o hiç cehenneme çıkamaz. Onu zaten Pita Tehli, 72 fırka falan demez. O olmuş kafir onu konuşmuyoruz. Bidat ehli dediğimiz zaman İslam dairesi içinde değerlendiriyoruz. Onun için sonunda onların da cennete çıkması, imanlı ölenlerin cennete çıkması. imanlı i̇manlı ölen zaten ehli sünnetten de adamın istediği kadar ehli sünnet olsun. Kafir ölürse, son nefesinde mürtet olursa onun farkı yok yani. Bir Bidat ehli olmak ve ehli sünnet olmanın bir farkı yok. Ne bakımdan? Dünyadan kafir çıkarsa bir farkı yok. Çünkü kafir cennete ebedi kalacak. ve hiç cennete çıkmayacak. Ama buradaki fark nerededir? Ee, Müslüman olarak ölenleri konuşuyoruz zaten. Bunlarda Ehl-i Sünnet ile Ehl-i arasında fark var. Şimdi Ehl-i Sünnet olanlardan hiç cehenneme uğramadan giren cennete giden çok olacak. Ama 72 fırkadan istediği kadar ibadet etsin, sabaha kadar namaz kılsın, akşama kadar efendim oruç tutsun, işte efendim fakir fukarayı yedirsin, doyursun. Hiçbiri nasıl ki bir gavur istediği kadar iyilik yapsa sevap kazanamaz, cennete giremeyecek. Bidat ehlinden de hiçbiri cennete ilk girenlerle giremeyecek. Hepsi cehennemdedir hadisinden dolayı. İbn-i Mace'de de geçiyor bu hadis-i şerif. E, say hadis-i şerif. Şimdi bunu anlarsak ileri anlayacağız. Başka mektuplarda bu konu çok geçtiği için oralardan epey zamanda ara verildiği için derslere hafızayı tazelemek bakımından hadis-i şerifi tekrar ettim. Efendim. İlla vahide bir tek 73'e bölünecek benim ümmetim. Bu sefer 72'si gitti gümbürdü cehenneme. Biri kaldı. Kalacak fırkayı naciye. Şimdi bakalım onu anlatacak. Şimdi buyuruyor ve küllü fırkatin minel fırakı selahati ve, ve Bu 73 tane fırka buyurdu ya hadis-i şerifte. Bunların hepsi çıktı. Yani İmam Rabbani Hazretleri zamanında da çoktan çıkmıştı zaten. Bunlar ilk 100-200 sene içerisinde bunlar bölündü. Şimdi şöyle de bir durum var. Yani illa ki bunların tek tek isimlerini El-Milel ve Nihal gibi kitaplar e, saymışlar. El-Süret uleması bunların hepsinin ismini bulmuş, vasfını bulmuş. E, birbirinden efsaf-ı Yani şimdi Şia'nın içinde mesela e, 23 grup var. Sırf Şia'nın kendi içinde. Ama şimdi burada bunlar birbirinden neyle ayrılıyor? Böylesi var ki gavur olmuş. Hz. Ali'ye Allah demiş aşağı. O zaten gavur olmuş. Onun da bir denir mi gavura? Öldükten sonra bayılmak mı var? E, o zaman ne oluyor? E, bunların hangileri şirkete gitmişler? Bir tane elinden de çıkmışlar. İsimleri şia olsa da efendim Kur'an'a inanmaz. Ramazan orucuna inanmaz. Ondan sonra Hz. Ali'ciyim. Ne Hz. Ali'cisin sen? Yani burada e, Kur'an'ı inkar ettikten sonra İslam şartlarını inkar ettikten sonra ne konuşuyorsun daha? Hz. Ali'yi sevmek seni Müslüman eder mi yani? Hazreti Ali'nin inandıklarına inanmak seni Müslüman ediyor. Evvela onun inandığına inanacaksın. Amel ayrı bir şey. Eli sünnet de olsa bir adam yanlış eder, namazı terk eder, bilmem ne azabını çeker. Böyle bir şey böyle. Tevbe eder, döner kaza eder. Ayrı bir mesele bunlar. Ameli konuşmuyoruz. Amelde müsamaha var. İtikatta müsamaha yok. Burayı güzel anlamamız lazım. Şimdi her biri yette'ûne iddia diyorlar. En şüphesiz kendileri Müttebi'une, tabi ol, o, olucudurlar. Neyel şeriatı? Şeriatı. Şimdi herkes diyor ki ben şerata tabiyim. Yani şerat, İslam şeriatına tabiyim. Bu tabi Kur'an, sünnet. İşte hepsi bunun içine giriyor. Ve zimune e Şimdi bu zamanda mealciler var hani hadise hiç ilanmıyorlar. Veyahut efendim hadisçi izliyorlar da işte Mehmet Görmez gibi, Halis Aydemir gibi falan. Sonra hadisler hüküm ifade etmez, mana ifade etmez, sahabenin kanaatıyla yazılmış falan e, şeklinde hadisleri tümden inkar ediyorlar ama e, millete hadisçiyiz diye yutturmaya çalışıyorlar mesela. E, bu, bunları konuşmuyoruz. Bunlar pita tehli olamaz. Çünkü sünneti delil kabul etmeyen, Kur'an'dan sonra hadis-i şerifleri sünneti seniyeyi delil kabul etmeyen, hüküm ifade etmez diyen dinden çıkmıştır. Yani onu hiç konuşmayalım biz. O bidat ehli, nereden olacak bidat ehli? efendim mutezile hadislere inanmıyor mu yani? Dolayısıyla e, mücessime diyorsun, müşebbiye diyorsun, kaderiye diyorsun, muattele diyorsun. Yani bunlar çok fırkalardır. Ama bunlar da bir ayet hadis dedi mi durur. Mana yanlış verir, tevil eder şu bu ama bir hadise inanır yani. Ama hadisin hüccet olduğunu, sünnetin hücciyetini, delil olduğunu inkar edenler konumuzun haricinde. Şu anda Türkiye'de İmam Hatip'in hayat camialerinde e, rastlaştığımız ilahiyatta bolca mebzül miktarda mevcut olan zihniyet bidat ehli olamaz yani. Adam Kur'an değişsin diyor zaten. Nasıl bidat ehli olacak? Kader yok diyor. Allah diyor bilmez diyor. Bunları konuşmuyoruz. Bunlar 73 fırkadan sayılmaz. Çünkü 73 fırkan hepsinde bir sonunda en de sonda cennete gitme durumu var. Öbürü 72'nin de. Direkt gidenlerle gidemez falan. E bunlar hiç gidemez ebedi. Cennetten ebedi çıkamaz. Neden? Münkirdirler, inkarcıdırlar. Yani bidat ehli olmak için de bir evvela Müslüman olmak lazım. Müslüman değilse zaten bidat ehli olamaz ki. O <laughs> şimdi biz reddiye yapıyoruz. Millet de zaten diyor hoca ilahiyettekilere falan bazı onlara yapıyor. Ne onlara yapıyorum zaten? Mustafa İslamoğlu gibi şu gibi bu gibi. Adam zaten Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor yani. E bu Kur'an'ın açık ayetlerini inkar eden insanlara bidat ehli denir mi? Bidat ehli olmak için evvela bir Müslüman olması lazım. Bu da ayrı bir husus yani. Şimdi bu 73 fırkadaki konuştuğumuz Kur'an'a inanıyor. Bak hepsi de iddia ediyorlar ki biz şerata tabiiz. Bunlar zaten şerata tabi olduklarını yani iddia etmiyorlar. Ve zimune onlar kesin konuşuyorlar. Neyle bir kevniyim? Olduklarına değer nedir olduklarına? Naciyle. Kurtulucu. Necat sahibi. Ahirette biz kurtulacağız diye kesin konuşuyorlar. Mutezide diyor ki sadece biz kurtulacağız. Şia diyor ki biz kurtulacağız. Efendim. Cebriye diyor ki biz kurtulacağız. Mürciye diyor biz kurtulacağız. Dolu fırka var. Bunların hepsinin bozuk bozuk itikatları var. Şimdi biz el anlayalım yeter. Çünkü bir de bozukları anlamaya kalkarsak onu hocalar inceleyip reddiye yapmak için ee, efendim tahkik edebilirler. Yoksa avam nas sıradan Müslümanlar ne gereği var ne şeytanı gör ne avucu çek. Yani avucu zaten oku da ben şeytanı görürsem avucu çekerim. Niye görürsün şeytanı kardeşim? Yani onların fikirlerini batıl fikirlerini bir inceleyeyim edeyim. E sen de ehl itikadının delillerini bilecek ilmin var mı? Yok. E bu delillerin ilmini bilmeden adamın görüşünü nasıl yaparsın? Efendim dinlersin okursun. Helak olursun gidersin. Çünkü neden? Sende onu reddedecek ilim yok, seviye yok. Onun için e, mesele onlar da kendilerinin, sadece kendilerinin kurtulduğunu söylüyorlar. E küllü hizbin bir maledeyim ferihun. Efendim bu ayet-i almış. Ee, ne diyor bu ayet-i manasında? Küllü hizbin, her bir hizip, Türkçeleşmiş yani hizip, fırka, cemaat, bölük, parti, pırtı, yani hizip aslında partilerin ismi de Arapçada hizip parti ediyor. <laughs> Bima deyim, neyle bir ma, o şeyle ile deyim yanlarında bulunuyor. Yani kendi yanlarında, beyinlerinde, akıllarında, fikirlerindeki inançlarla nedirler? Ferihun, ferahlanıcıdırlar. Yani sevinç içindedirler. Kendilerini ve itikatlarını ve inançlarını beğenmektedirler. Ama allah Teala ehl-i sünnet dışında hiçbirini beğenmemektedir. Şimdi bu ayet nedir? Müstaku halim, onların durumunu en iyi ortaya koyan, tasdik eden, doğrulayan ayettir. Ve nakdu vaktiyim, vakitlerinin Naktidir. Nakit de Türkçe demiş. Vakit de Türkçe. Nakit de Türkçe. Nakit paradır. Nakit vakit. Ve nakdi vaktiyim. Yani onların vaktinin nakdidir. Ne demek? Yani yaşadıkları hayatlarının, zamanlarının, vakitlerinin peşin sermayeleri. Yani ne kazanmışlar? Ve ne kazanmışlar? Batılla sevinmek, yanlış şeylere inanmak, ondan sonra onların hak olduğunu sanmak ve Allah-u Teala huzurunda rezil olmak. Bir de çıkacak bakacak ki iyi halktan zerre kadar nasip yok. ...imiş... E geri de dönemiyor düzetme Gitti cehenneme yani. Bu çok e, sermayen. Senin sermayen. Sen şimdi sermaye diye bildiğin çantaya paraları doldurmuşsun veya şimdi ne işte. E, kartlar, martlar şimdi millet nakitte taşımıyor. Bunları doldurmuşsun. Ama bir alışveriş edilsin. Efendim para vereceksin, ödeyeceksin. Altın altın, gümüş aldın. Ekmek aldın, yemek aldın. E çıkartıp sen adam dedi. E bu para sahte. Sen nakit var diye rahatlıyorsun yani. İşlem yapma işte. Post makinesi çekti mi çekmedi mi bilmem ne. İnternet çekti mi çekmedi mi. Çek. Nakitim var ya. Yani. E şimdi veriyorsun nakdini. Adam bakıyor. E para sahte diyor. Altın da neyse işte, kağıt. E sahte dedim. Sen ne oldu burada? Rezil olduğunu bırak. E geri ekmeği de geri ver, yemeği de geri ver. E senin sermayen sahte olursa, batıl olursa bu, bu, sermayeyle sen neler alacaktın, yiyecektin, içecektin. Efendim, hele ki ahiret hayatı dünyaya benzemez. Dünyada 5-10-20 gün ona buna misafir olsun, dilenirsin, parkta yatarsın, belediyenin çadırında yersin bazen. Ama ahirete neyle geçeceksin? İman ve amel-i salih. E, getirin iman. Mesela amel-i salih şurada namaz kıldım, şurada oruç tuttum. E, imanın bozuksa amel-i salih fayda etmez. İtikadında bozukluk var. E, bu hak diye, gerçek para diye gittin, e, sundun onu. Batıl çıktı. Efendim, cürüş çıktı. E, ne olacak bu sefer? Yani sen seviniyorsun, benim itikadım düzgün, ben kurtulacağım diyorsun ama bir kıyas yap bakalım. Bir kıyas yap. Yani şimdi sen o paraya gidip de oradan benim marketi doldurdun kamyona bilmem şunu al şunu al şunu sonra param çok. E tamam da bu paranın bir gerçek para mı kandırıldın mı dolandırıldım mı diye bir, bir parana bak ondan sonra paran kadar konuş yani. E sen efendim, asla asla olmayan inançlarla ahirete gidiyorsun. Ondan sonra da namazına orucuna abdestine güveniyorsun. E kadınsa tesettürüne, mesettürüne ben kapaşım kapalı şudur. E itikadımız kafanın içindeki beyninde Allah'ın adetlerine, Habibin hadislerine inkar var. E ne olacak senin tesettürün, abdestin, namazın kurtar Kurtarmaz. Onun için herkes kendi inancıyla ferahlanıyor. E, bu ayet-i çok şeyden bahsetmiş oluyor. E, sen Allah ve Resulün buyurduklarına e, Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duyurduklarına e, vakıf mısın? Ehl-i sünnet ulemasının ahet ve hadislerinden ettiği, ettiği inanç meselelerinde onlara muvafık mısın? Bunu kontrol etmeden ahirete gidersen namazın abdestinde boşa gidecek zaten. Çünkü imanda sorun varsa. Yani dünyada bu iş kotarılır, bir telafisi olur ama ahirette dünyaya dönmek yok. Orada mükellefiyet kalkıyor. Artık ben yeniden iman edeceğim. Şey i̇şte düzgün inanacağım. Ee, ehl-i sünnet ulemayı dinleyeceğim, kitapları okuyacağım, sohbet edeceğim. Öleceğiz ya, ölmek üzereyiz. Hepimizin yaşımız yaşadığımız kadar yaşamayacağız çoğumuz ya. Ben mesela. E ne olacak yani? Ne zaman bu işler tasfiye edilecek? Onun için itikat dersleri çok önemli. Bu itikat mektupları ne bize efendim Halep ordası aşım burada ölçü birimini verecek herkes ona göre itikadını gözden geçirecek. Şimdi ve emmet delilüllezi o delile gelince ki beyyene o onu beyan etti açıkladı. Kim en sadık sadiku e, her sözünde sadık olan her hadisinde verdiği haberinde doğru konuşan aleyhine salavat ekmel ve amnet teslimati eftaluha e, sal selamların en kamilleri ve en faziletlileri Nebi Zişan üzerine olsun. Ee, şimdi o, Efendimiz sallallahu aleyhi açıkladığı e, bir delil var. Efendim. Şimdi bu e, ne dair bu açıklama yapmış? Ala temyizi firkatin bir fırkayı temiz ediyor. Temiz demek ayıklamak, ayırıyor. Öyle fırka ki naciyetin, kurtulunca erecek tek fırka. O firkatinde zaten teminde tevhid için yani tek bir fırka yani. Bunu ayırıyor. Nereden ayrılır? Mintil kel firakil O adet sahibi yani işte 72'ye sayıları ulaşan yine hadis-i şerifin beyanı vecizle o fırkalardan fırkalar içerisinden arasından kurtulacak tek bir fırkayı temyiz edecek e, temyizine dair yani diğer 72'den ayırt etmek için e, neyi bilmemiz lazım? Hangi vasıfla onlar onların vasfı mümeyyizi nedir? ayırıcı özelliği nedir? Diğer 72'den ehli sünneti ayıran, e, seçen e, efendim husus konusunda ...Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem açıkladığı bir delil var. O da nedir? Fevve kavluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu ve sellemin şu hadis-i şerifidir. Şimdi yani Tirmizi'de e, de geçiyor. Kütüb de Sitte sayı hadislerden. i̇bn Mace'de de ben hatırlıyorum geçiyor. Bu hadis-i şerif e, sahabe-i kiramın sorusu üzerine bu cevap buyuruluyor. İşte bunun başı demin size okuduğum, dersimin başında okuduğum. Yahudiler 71 fırk olacak, biri kurtulacak, 70'i cehenneme. Hristiyanlar 72 fırk olacak, biri kurtulacak, 71'i cehenneme. Benim ümmetim 73'e ayrılacak, biri kurtulacak, 72. cehenneme. E işte o zaman kıyla menhum ya Resulallah. İşte oraya kadar başka mektuplarda aldığı için her şeyinde almıyor. E, tabii ki mektup yazdığı insanlar da alim, fazıl, meşayihtan zatlar. Onlar da bildikleri şu. E, onların vasıtasıyla işte oradaki müritlere, cemaatlere, Müslümanlara emri bin olmuş oluyor bu mektuplar. E, bilenler olduğu için işte ilerisini gerisini getiriyorlar yani. Onun için ben size tabii Başını okumak zorunda kaldım. Soruyorlar ki ya Resulallah kimdir bu kurtulacak fırka? Buyurur ki ellezine. Ben size bir tarif söylüyorum. O kimselerdir ki hüm onlar yani kıyamete kadar gelecekler de şu anda da var onlardan elhamdülillah biz onlardanız yani el sünnet olduğumuz amelimizde bozukluklar vardır ama itikadımızda bozukluk yok elhamdülillah. Onlar kimdiler? Hüm öyle kimselerdir ki ne üzere bulunucudurlar? Hangi itikad üzere? Hangi fikir, hangi inanç üzere sabittiler? Ala ma o inanç e, nizamı e, sistemi üzere ki ene ben, şu anda ben aleyhi o inanç üzereyim. Ben neye inanıyorsam ona inananlar. Ama bak ben demesi yeter. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inanıyorsa hepimiz onlara inanıyoruz. İnanmak zorundayız. İnanmayan zaten kafir olur. Benim inancım üzere itikad edenler e, buyurduğu e, buyurması yeterli olacak ama ve ashabi ashabımın da inancı üzere olanlar diyor şimdi or, dolayısıyla ashabında bozuk bir kimse olmadığını ashabının hiçbirinde el sünnet dışı bir fikir bulunmadığını beyan etmiş oluyor çünkü onları da kendine atfederek sallallahu aleyhi ve sellem ashabım neyse ben oyum benim itikadım neyse ashabımın itikadı o orada bir ayrılma yok Dolayısıyla benim ve sahabımın e, taşıdıkları, sahip oldukları inanç e, efendim sisteminde hangi maddeler varsa hepsine inanıyorlar. İşte bunlar cehenneme uğramadan cehenneme gidebilecek olan kurtuluşa eren tek fırkadır buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif yani itikatta, hüccet, akidede delil teşkil ediyor zaten. Her sünnetin en büyük delili. Zaten ehli sünnet ve cemaat da buradan çıkıyor. Şimdi benim ve ashabımın ben deyince ne çıkıyor? Sünnet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniye temsil ediyor. Sünnet hadis dedim. Resulullah akla geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ashab neyi temsil ediyor? Cemaat. Çünkü sahabe bir cumhur cemaat var. Yani e, kalabalık var. 114 bin küsuru da rivayetlerde zikrediliyor. Bu kadar insan e, aynı itikatta, aynı meselelerde, aynı hususlarda ittifak etmişler. Bir tane ihtilaf eden yok. Ha şimdi, sahabe-i kiram arasında kavga çıkmış, yok efendim, savaşlar olmuş. Ya kardeşim, onlar yönetimle alakalı e, konular. Hazreti Osman Efendimiz'in işte kanının talebi, e, onu şehit edenlerin bulunması, idam edilmesi, katledilmesi. O konularda olaylar çıktı. Fakat sahabe-i kiram arasında asla e, itikatta bir sorun, itikatta bir fark yok. Yani şimdi Ali radıyallahu anh kadere inanmıyor mu? E inanıyor. Muaviye radıyallahu anh inanmıyor mu? E diyorsun ki işte karşı karşıya gelmişler. E karşı karşıya gelmeleri ayrı bir konu. İtikatta sahabede bir tane ihtilaf yok. Bir tane sahabede kaderi inkar eden var mı? Allah'ın ilim sıfatını inkar eden var mı? İsa aleyhisselam inmeyecek diyen var mı? Mehdi çıkmayacak, zuhur etmeyecek diyen var mı? E yani bütün meselelerde daha tabi itikadi daha belirgin konular var. Öldükten sonra dirilmesi, meleklerin varlığıdır, cinlerin varlığıdır. Ondan sonra efendim cennet, cehennemin şey, Kur'an'da, hadiste açıklanan konular. Bir tanesinde ihtilaf var mı? Yok. Onun için birbirine karıştırmayalım, çorba yapmayalım yani. Benim ve ashabımın deyince onların ittifak ettiği itikattan bahsediyor. İşte cemaat mefhumu da yani topluluk anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim inancım üzere olanlar buyurunca sünnet üzere demek Sahabenin itikadı üzere deyince, zaten sahabenin itikadı, Resulullah'ın itikadı aynı şey, o da cemaatin birleştiği nokta. Ee, i̇man meselelerinde zaten hepsi müttefiktirler. Ee, bu kelimelerde ziyade, e, sünnet zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendim, رَغِبَ عَنْ sünneti فَلَيْشَ Sünnetimden, yolumdan yüz çeviren benden değildir Bu Burada özellikle itikadi konularda tabi onun inandığı gibi inanmayanlar ondan olabilir mi? E, sünnet kelimesi zaten geçiyor hadis şeriflerde. Ondan sonra e, cemaat kelimesi de geçiyor. Yine Tirmizi hadis-i şerifte. cemaate cemaateşibran. Cemaatin yani sahabenin itikadından bir karış ayrılan. fenomen cüse'i -ay cehenneme. E, Cehennem cemaatlerine il iltihak eder buyuruyor. Mesela Tirmizi'de sayı hadise geçiyor. E, onun için e, cemaat kelimesi de geçiyor. Diğer hadis-i şeriflerde sünnet kelimesi de geçiyor. Onun için bunun adı oluyor ehli sünnet ve cemaat. E zaten bu adı şöyle benim ve ashabımın derken de neye vurgu yapıyor? Sünnet ve cemaat itikadı üzere olanlar kurtuluşa erecek. Cennete e, azapsız girebilecek e, efendim. Öncesinde bir azap görmeden ilk girenlerle girebilecek tek fırkadır. Şimdi bezikrulu -e ashab burada Sahabe-i Kiram'ı zikretmiş olması eee ma vücudil kifayeti yeterlilik bulunmasıyla beraber neyle Bizikru sahibi Şeriat Ali Sallatu vesselam ve tehiyyetu e, Ali Sallatu vesselam efendimiz şeriatın sahibi o, onun e, bahsedilmesiyle fi zalikel mahalli bu geldiğimiz noktada yani konuştuğumuz hususta e, kurtulacak fırkanın beyanı hakkında e, benim itikadımı taşıyanlar demesi yeterliydi. Ama burada peşine sahabemin de itikadını taşıyanlar diye. ilave etmesi mümkünü mümkün görülüyor. Yani ama şöyle düşünülmesi uygun oluyor. Çünkü en yakune şu mana için olması. Niçin olması? Yani düşünülmeli. Lil izani bildirmek için. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu bildirmek için o sahabeyi de katıyor oraya. Benne <laughs> tariki şüphesiz benim yolum huve tarikul ashab ashabın yolunda hiç fark etmez ta kendisidir. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Habibin emrediyor. Kul ise di sebili diye de var. Habibim şöyle ki işte bu benim yolumdur. Ee, ondan sonra e, Allah'a davet yolu, İslam şeriat, sünnet yolu o o, o emrediyor. Diğer hadis gelmişse ben ne haza sırâtî müstakîme fettebi'ûhû elâ İşte benim dost doğru yolum budur, siz buna uyun, yollara uymayın. İşte yollar dediği 72 fırka. Çünkü hadis-i şerif o hadis o manada olduğunu hadis-i şerif i izah diyor. Yollara uymayın derken Yahudiliğe, Hristiyanlığa, Budistliğe, Mecusiliğe, Putperestliğe, Ateşperestliğe kastetmiyor. Çünkü neden? E, orada zaten onlara uymanın de manası var. onlara söylüyor. Fettebi'ûhû siz benim yolum oyun. Velayet etti bir bile. Çok yollar var, batıl yollar. Feteferraka bir kum asebili Allah'ın tek kurtuluş yolu olan el sünnet ve cemaat yolundan o yollar sizi ayırır. Saparsınız yana bele e, gidersiniz cehenneme. Onun için benim yolum müstakimdir. İşte bir çizgi çizdi ya sallallahu aleyhi ve sellem. E, kumun üzerinde zaten o bulunduğu toprak kumluk idi. Orada elindeki asasıyla bastonun onun Şöyle dümdüz bir yol çiz. Sonra onun sağına soluna efendim böyle e, yana bele sapan eğri büğrü çizgiler yaptı. Ondan sonra ne buyurdu? İşte bu benim yolum. Mektubun başında dedi şeriat caddesi. Dümdüz giden geniş cadde doğru cennete gider. Bu itikat ve amelle insan buna sahip olduğu vakitte. Ama ne buyurdu? Bak sağda solda böyle şeyler çizdim ya. Bunların her birinin başında özel bir şeytan var. Mutezide-i Kurtura'da şeytan. Bir, e, hariciyeyi kurduran da şeytan, havarici yani. Ondan sonra şiayı kurduran hepsi. İnsan şeytanları, cin şeytanlar. Sizi benim yolumdan ayırır buyurur. Her birinde başında bir şeytan bekliyor. Sizi kendisine çağırıyor. Onun için siz dümdüz yoldan ayrılmayın. E şimdi burada işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye ben, benim yolum ve ashabım diye ashabı e, şeriatın sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı e, ona tabiler zaten onun zikrine özel bir ihtiyaç niye duyuluyor? Çünkü benim yolum sahabenin yoludur, sahabenin yolu benim yolumdur. Eshabım e, efendim benim yolumdan ayrılmaz. E o tarikun necat, kurtuluş yolu arıyorsan nedir? Menutun bağlanmıştır. Bitti bay tariki sahabe-i kiram yola. Fehas bu. Sadece. Ne demek sadece? E sen şimdi 72 fırkanın e, Efendim mutezir. allah Teala cennete görülmeyecek. Hiç sahabeden Allah cennete görülmeyecek diyen biri var Dolayısıyla e, herkes benim itikadım doğru düzgün diyor ama siz onlara bakmayın. Bu hadiste diyor ben ve ashabım. O zaman ashabımın ittifak ettiği konularda siz de e, o itikada sahip olun. Bu size yeterli gelecektir. Sahabeden sonra gelenlerin uydurdukları bid'at e, efendim reformist akımlara, fikirlere tabi olmayın. Kemakal Allahu Teala'nın tekim Allah Teala ne buyurdu? Men yuta'ur <laughs> rasule Fekade Allah. Kim o Resulü Zişan'a itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş. Şimdi ben Kur'an'a inanırım, hadise inanmam diyen Kur'an'ı da inkar etmiştir. Çünkü Allah ne buyuruyor? Ben Resul gönderdim size. Her meseleyi soramazsınız bana. Her meseleyi de Kur'an'da indirmedim size. E, peygamberimin hadisleri vasıtasıyla o da vaydır. Resulüme itaat, bana itaattır buyuruyor. Şimdi fekân itaatun Resul. O zaman ne demek oluyor? O Resulü zişana itaat etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Tabi bu amele girer. E, bidatinde, evvel emirde ona inanmak. İman meselesi inanmak. E, bu inanmak manasında itaat var. Sonra bir de amel manasında tatbik var. Resulü'ne itaat ne olmuş oluyor? <laughs> Aynı itaatillahi teala. Kânenin haberi olsun Allah-u Teala itaatın ta kendisi. E çünkü allah Teala Kur'an'da sana işte namazı farz etmiş. Habibim sana vaktini, saatini, rekatını beyan etsin demiş. Kur'an'da bunların rekatları, vakitleri işte şartları, içindeki dışındaki şartları cikredilmiyor. E Zekatı emretmiş. Habibime sorun kaçta bir? Hangi mallar zekata tabi? Kırkta bir. E bunlar Kur'an'da yazmıyor. Hac ona keza. Birçok helal haram ona keza. E sen şimdi erkek ipek giymeyecek veya ipeğin giymenin haram olduğuna erkek inanacak Kendisi hakkında kadınlara helal. veya altın madeni kullanmanın... Yani şey olarak kullanmak derken... ...para olarak saklamak anlamında konuşmuyoruz. İşte yüzük olarak, bilezik olarak bilmem ne... Yani ...kolye olarak takması, altın saat falan... ...hepsi buna dahil tabi Suyunun suyu ise o başka. Yani ama ham maddesi, altın ise. Şimdi... ...bu... E, ...noktada... Ben Kur'an'da bunu bulamıyorum. E buldun ya işte kim Resulüme itaat ederse bana itaat etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunlara erkeklere haram olduğunu bildirdi mi? Bildirdi. E sen şimdi ben Resulullah'a itaat etmiş oluyorum deyince kime itaat etmiş oluyorsun? Ve Resulüme itaat edin buyuran Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Bir fark kalmıyor. Allah Resulü birbirinden ayırırsan helak olur gidersin. İşte bunu anlatıyor. Ve hilafu itaati sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemek, İtaatına muhalif düşmek, karşı gelmek ne olmuş oluyor o zaman? Nedir oluyor? Yine haber-i mesubbe'a matuf cümlesi. Aynı masiyeti Teala ve tekaddesi. Allah Teala ve Teekaddüs Hazretlerine isyan etmenin, karşı gelmenin ta kendisi oluyor. Yani bir adam dese ki ya ben bunu Kur'an'da e, ipektir a, efendim. Yok efendim sakal tıraş etmek haramdır. Yani e, müşriklere benzemeyin sakal falan bu e, konuları Kur'an'da yok. Kur'an'da yoksa ben de takmıyorum arkadaş. Hadismiş, sahihmiş, Bukhari'miş, Müslim'miş. Ben ne bir şey alakadar etmez. Dediği zaman bu aslında ne demiş oluyor? Ben Allah'a takmıyorum aşağı. Ben Kur'an'a inanmıyorum. Ateistlik yapmış oluyor. Onun için deistlikle ateistlik aynıdır diyorum size. Deist olan yani mutlaka ateist de olmuş oluyor. Çünkü ne diyeyim? ama Allah'a inanıyor. Ya hangi Allah'a inanıyor? Resulüm gönderdim itaat edin diye Allah'a inanmıyor. kendi kafasında onun bir Allah'a bir şeyi var. Mefkuresi var, bir felsefesi var ama o e, Müslümanların ilahı olan ibadet e, ettikleri Allah olmuş olmuyor ki. Çünkü neden? Müslümanların, bizim inandığımız Allah'ın bir rasulü var yani. Bir de kitabı var. E şimdi sen e, ben bu rasulün dediklerine inanmam e, dediğin anda ameli konuşmuyoruz. Yani amel herkesin günahı olabilir. Ama inanç bazında, itikat noktayı nazarında... Ben inanmıyorum bunu hadislerine veya söylediklerine buyurduğuna dediğin zaman e zaten Kur'an'ı da o okudu. Sen Kur'an'ı Allah'tan almadın ki Cibril sana mı indi yani? Hadisleri inkar, Kur'an'ı inkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isyan bizzat Allah'a, bil fiil Allah'a karşı gelmek. Allah'a karşı gelen de. Yani inanç bakımından inanmıyorum de Allah'ın dediğine, buyurduğuna diyerek Müslüman olabilir mi yani? Ve ee, gıdekben Allah'a sübhanehu. Nitekim Allah'a teala haber verdi. E, bildirdi. Hani hali cemaatin bir cemaatin durumunu ki zamu e, zannettiler. taat Teala Allah itaati nedir sandılar? Hilafe taati Resul. Resulullah sallallahu aleyhi ve itaattan başka bir şey sandılar. İşte Allahu Teala onların durumunu Kur'an'da bahsederken ve hakeme bir küfrüm ve hakeme hüküm verdi bir küfrüm onların kafir olduğuna hüküm verdi karar verdi. Siz bana inanıyorsunuz onun için ben sizi Müslüman sayıyorum. Efendim buyurmadı yani. Benim Resulüme inanmayan, peygamberle gönderdiğim peygamberlere inanmayan efendim kişiler dinsizdir. Onların Allah'a inanıyorum demeleri onları Müslüman etmez. Hay su kale. İşte efendim deistlerin Allah'a inanmaları, biz ateist değiliz, biz Allah'a inanıyoruz demeleri onları kafirlikten çıkarabilir mi? Cehennemden çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Hay su kale. Sübhanehu nitek ve Ne buyuruyor? Ve yüreğine yünferriku ve inallahi ve Resulü'yü onlar istiyorlar, isterler ki Allah ile Resullerin arasında ayrım yapsınlar. Onun için ve derler ki ümünü bir bazı menekur bir bazı. Yani işte Allah'a inanıyoruz, peygambere inanmıyoruz. Veya peygambere inanıyoruz, peygamberin şu dediğine inanıyoruz, şu dediğine inanmıyoruz. Nasıl bir şey ya? Bu sadıksa, doğruysa, dürüstse, yalandan münezzehse, masum ise o dediğine bu dediğine farkı var? O hadiste bu hadiste farkı var? O zaman Kimine inandınız, kimine inanmayız. Peygamberler arasında ayrım gözetiyorlar. İsa'ya inanırım, Musa'ya inanmam işte. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanırım. Ondan 224 bin peygambere inanmam. Bunların hepsi eşit. اُلٰٓا كَافِرُونَ hakkâ. Ayetin devamını yani. El, el ayete diyoruz. İkra demek, gizlidir orada. Ayetin devamını oku. İşte bunlar hakiki katıksız kafirdir. Yani katıksız kafir. Hakiki kafir niçin buyuruyor? Bizim millet zannediyor ki Kur'an-ı Kerim'in 6665 ayetine inansa, birini inkar etse bu adam Müslümandır zannediyor. Değil. 6665'e inansa, birini inkar etse tümünü inkar etmiş oluyor. Bu ayet-i kerime onu söylüyor. Kimine inanınız, kimine inanmayız diyorsalar hakiki kafirdirler. Yani Müslüman olmak için Kur'an'ın, e, hadis-i şeriflerin e, tümüne iman etmek gerekiyor. Ama kafir olmak için tümünü inkar etmek gerekmiyor. Birini inkar, hepsini inkar. Fark burada çıkıyor. Ve atedna kafirin adabı İşte o kafir dinsiz kitapsızlara çok alçak edici azaplar hazırladım buyuruyor. Hal böyle olunca ve davet ittibai sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiğini iddia etmek بدون ittibai tarikil ashab sahabenin yoluna uymadan, rıdvanullahi Ali cemaat, Allah razı olsun, sahabenin inancına sahip olmadan, sahabenin ittifak ettiği konularda, e, fikir sahibi, inanç sahibi, yakın sahibi olmadan, ben peygambere uyuyorum, sahabeye uymuyorum, nasıl ki ben Allah'a itaat ediyorum, peygambere itaat gerekmez diyen kafir oluyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ederim, sahabeye bakmam, derse, o da ne oluyor? Bu iddia daven batilun, daven, davadır, iddiadır, batılın, boş, asılsız. Neden? Nasıl Allahu Teala Resulüme itaat eden bana itaat etmiş olur buyuruyor. Bütün Kur'an yatıyor, Allah ve yatıyor, Resul dolu. <laughs> Resul'e itaatı, Allah'a itaattan ayırmıyor. İşte bu geldiğimiz noktada da Tirmizi İbn-i Maci hadisinde de <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Onlar kurtulacak tek fırka benim ve ashabımın inancı üzere bulunanlar. İşte orada da ne bu anlatmış oluyor? Sahabe niye atfetti kendisine? Onların yolu benim yolum, onların itikadı benim itikadım. E, sünnet cemaattan ayrılmaz. Cemaatin itikadı sahabenin inancı sünnet itikadına muhalif düşmez. Hal böyle olunca ben Resulullah'a bakarım, sahabeye bakmam derse işte mutezile gibi, şia gibi, şia zaten sahabenin çoğuna kafir diyor falan. İşte davalarının batıl olduğu, asılsız iddia olduğu ve ahirette onlara fayda vermeyeceği nakitim var diye gidince, gidince... ...giderken bir de bakacak... ...hiç efendim beş para etmeyen... ...yanlış hatta zararına... ...efendim... ...onu sevk edecek... ...inançlara sahip olduğu anlayacak... ...ama orada düzeltme imkanı kalmadı. Bel ee, zehal ...onların aksine... ...doğrusunu söylemek gerekirse... ...bel o demek. Zehal gel ittiba'u fil hakikati... ...efendim e, ee, sahabenin yolundan başkasına ittiba etmek. İttiba yani sahabenin yolundan başka yollara sapmak. Efendim işte İbn-i Sebe çıkartmış bir fikirler. E, gidiyorsun İbn-i Sebe'ye uyuyorsun. E, Sahabe-i Kiram var. E, bu kadar sahabenin itikada bu İbn-i Sebe Yahudi Melun sahabeden değil. E şimdi Yahudi'den dönme Müslümanım demiş girmiş. E bir fikirler yok. E sen ne yapıyorsun? Ben sahabenin şeyine uymam. İşte efendim ee, buna uyanın. Bunun fikri bana daha parlak geldi falan. Gerçek, işin gerçeğini arar, arıyorsan sahabeden e, gayrine ittiba etmek aynı masiyeti Resulü Aleyhi vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı gelmen ta kendisi. Ya ben Resulullah'a karşı gelmiyorum. Kardeşim sahabe, sahabeden şunların şunların itikadını beğenmiyorum. E hepsi aynı itikatta. Sahabede itikat farkı yok ki. Amelde kavga gürültü olmuş olabilir. İtikatta yok. O zaman sen Resulullah'ın itikadına mı? Çünkü o ne buyuruyor? Benim ve ashabımın itikadı üzere olanlar. Neye benzedi? İşte efendim ben Allah Allah'a itaat ederim, Resulüne itaat etmem diyenin gavurluğu gibi burada bu işte ehl sünnetten adamı ihraç ediyor. Fein el mecalu. Artık nerede mecal kaldı yani dola, dolaşacak alan? Cevelandan geliyor mecal. Li necati. ...kurtuluşa heveslenmek için... ...fizyaliket tarihi... ...böyle bir e, sapık yolda, batıl yolda... E, ...Kuran'dan, sünnetten sapan... ...bir yolda e, gidip de... E, ...kurtuluş ummak... E, ...efendim cehenneme çıkan yola girip de... ...cennete gire, e, gireceğini sanmak... ...arpa ekip de... ...buğday hasatı yapacağını beklemek... ...ne saçmalıktır... ...hiç burada... ...kurtuluş ummanın yeri... E, efendim mahalli mekanı kaldı mı diyor. İşte şu ayet kerime, yine ayet-i kerime ve ala şey ela ennehum Ve onlar sanıyorlar ki kendileri gerçekten ala şey. Yani inanç denecek, itikat denecek, yol denecek bir şey üzerindeler sanıyorlar. Mutezilesi, şiası, cebriyesi. Ela <laughs> uyanık bulunun. Sakın sizi saptırmasınlar. İnnehum hum <laughs> Kur'an sünnet ve ehli sünnet ve cemaat. Sahabeyi de çünkü hadis-i şerif ekledi oraya. E, hadis-i şerifte allah Teala da buyuruyor, Habibim ne diyorsa onu alın. O zaman Allahu Teala sahabeyi de eklemiş oldu. Çünkü hadis-i şerif de vahidir. O, o, zaman sünnet ve cemaat mefhumu buradan çıkıyor. Bu ders tamamen yani buraya kadar konuştuğum konu el sünnet ve cemaatin Kur'an'da delili var mı? Hadiste delili var mı? Konusunun özetidir. Çok sohbet bu usta peki yapmışım yüzlerce binlerce. Ama burası çok İmam banzetlerin Hazretleri'nin beyanının üzerinden gittiğimiz için bizi daha e, efendim hesabımızı ne yaptı? Fezleke'ye getirdi. <laughs> yani sura kübra netice mantıkta deneyim yani e, delilleri getirince o da iki kere iki dört hesabı yaptık. İşte efendim herkes kendini bir şey üzerinde sanıyor ama onlar yalancıdırlar. Mutabikatü'l-l-halim. ehl sünnet dışındakilerin hallerine tıpatıp atıp e, efendim mutabık düşüyor. Muafık ve uygun düşüyor. E, ama Allah'a itaat, Rasulüne itaat ve sahabenin itikad üzere bulunma ayet ve hadislerindeki e, inanç da ehli sünnet ve cemaat mensuplarının e, yollarına e, hak olan hakikat olan akidelerine, itikatlarına mutabık düşüyor. Şimdi burada kalıyoruz ve Şekke'den Eee efendim bir yarım sayfa kadar bir sayfaya yakın bir şey okuduk. E, oradan bağlayacak. İşte sahabenin yoluna itizam eden fırka zaten el sünnet vel cemaat'tir. Onun delillerini getirecek. Allahu Teala cümlemize ve cemaat üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eyleye. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem